Önce Trump'ın söyledikleriyle başlayalım. Trump aslında günlerdir kamuoyunda eleştirilerin hedefinde Navalny'nin ölümünün ardından Putin'le ilgili, Putin aleyhine, yani Rusya'yı kınamadı, Putin'i kınamadı, Putin'le ilgili bir şey söylemedi eleştirileriyle karşı karşıya. İlk hatırlayacaksın, Truth Social'dan, kendisine ait Truth Social'dan bir paylaşım yapmıştı Navalny'nin ölümüyle ilgili, ama orada kendisini Navalny'ye benzetmişti ve Navalny'nin ölümüyle birlikte kendisinin başına gelenleri daha iyi anlamaya başladığını söylemişti, onu ima etmişti eski Amerikan başkanı. İşte bu sosyal medya mesajıyla gene eleştiriler almıştı. Dün Fox News'e çıktı Amerika'da ve bu konuyla ilgili kendisine soru yöneltildi. Navalny'nin cesur bir insan olduğunu, çok cesur bir insan olduğunu söyledi ama Rusya'ya geri dönmemeliydi dedi. Rusya dışından da istediği açıklamaları yapabilirdi dedi eski Amerikan başkanı ve tabii bu açıklamaları yapmasının ardından yine eleştirilerle karşılaştı. Çünkü eleştiriler yine aynı Truth Social'da yayınladığı mesaj gibiydi. Putin'le ilgili hiçbir cümle yok, Rusya'yı kınamak yok, Putin'i kınamak yok. Navalny'nin ölümünden Rusya'yı sorumlu tutmak yok. Yine Navalny'nin dönmemesi gerektiğini söyledi eski başkan Donald Trump. İşte Biden bu Trump'ın bu sözlerini hedef aldı. Kaliforniya'da şu sıralar sen de biliyorsun barış kampanyası etkinliklerine katılıyor. Perşembe gününe kadar orada olacak. Biden Trump'ın neden Putin'i suçlayamadığını, neden hep Amerika'yı suçladığını söyledi Amerikan başkanı. Cumhuriyetçilere de bir nevi seslendi Biden. Trump ve cumhuriyetçilerin Putin'i bir nevi karşılarına alamadığını, Putin'in Navalny'nin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyemediklerini söyledi Başkan Biden. Başkan Biden hatırlayacaksın, Navalny'nin yaşamını yitirmesiyle Cuma günü kameraların karşısına geçmiş ve Navalny'nin ölümünden Putin'in sorumlu olduğunu açıklamıştı Amerikan başkanı. Bu arada Amerika'dan da onu hatırlatalım. Bu hafta Rusya'ya Navalny'nin ölümüyle birlikte Rusya'ya yeni yaptırımlar gelmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanması bekleniyor. Bu yaptırımlar kamuoyuna biraz sızmakla birlikte ne olabileceği yönünde Amerikan kamuoyu yaptırımların tam olarak ne olduğunu büyük ihtimal Cuma günü açıklandığında anlayacak. Ama Navalny şu sıralar senin de söylediğin gibi Amerika'da bir nevi iç politika malzemesi olmuş durumda. Trump ve bir nevi cumhuriyetçiler de diyelim seslerini daha yükseltmedikleri için eleştiriliyorlar.